uzaklaşıyorsunuz demeye getiriyor. O yüzden seçimi kaybettik demeye getiriyor. İyi de seçimi kaybetmenin nedeni sadece o yanlış uygulamalarda bulunanlar ya da halkla arasına duvar örenler filan mı? Senin 22 yıldır uyguladığın siyasetin hiç mi sebebi şeyi yok, dahli yok bu işlerde? Hiç mi senin suçun yok? Tabii kimse soramıyor onu da biz buradan sormuş olalım yani. 3-5 tane parti mensubunu atacaksın. Efendim MKYK'yı değiştireceksin. Bilmem ne organlarını değiştireceksin. Belki il başkanlarının 81 ilin 61 tanesini değiştireceksin. İl yönetimlerini feshedeceksin. Hatta ve hatta belki geçmişte olduğu gibi daha da ileri gidip hani yaptılar ya 6 taneydi değil mi? Aralarında Kadir Topbaş'ında, Melih Gökçek'inde filan bulunduğu pek çok belediye başkanını görevden aldılar. Yerlerine kayyum atadılar. Hiçbir izahatta da bulunmadılar kamuoyuna. Ya o adam seçilmiş bilmem kaç milyon oyla, Kadir Topbaş'tan söz ediyoruz. Melih Gökçek'ten söz ediyoruz. Onlarla ilgili böyle yaptırımlarda bulundu. Şimdi de benzer böyle görevden almalar yapıp, heh bak biz dersimizi çıkardık, bundan sonraki seçimi kazanacağız gibi bir çıkarsama mı yapacak onu bilemiyorum. Az sonra tam niyetini belki yine kamuoyuyla, ülkeyle paylaşır. Bu arada Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilgili yine grup toplantısının hemen öncesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da mikrofon uzatılmış. O ne söylemiş onu dinleyelim. Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir. O nedenle hep beraber soruşturmaları, kovuşturmaları, sonuçlarını beklemek lazım. Tamam, teşekkür ederiz. Efendim 17-25'in rövanşı olarak da yorumlandı efendim. Soruşturmaları takip edelim hep beraber. Sonucuna göre hareket ederiz. Sağ olun. Tamam, teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un uzatılan mikrofonlara söylediklerini dinledik. Bağımsız yargı vurgusu yapıyor. Soruşturmalar, kovuşturmalar devam ediyor. Onun sonucunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu meselelerin üzerine gideceğiz. Herkes müsterih olsun gibilerden bir açıklama yapıyor. Tabii yine Yılmaz Tunç'un ağzından o bağımsız yargı lafını her duyduğumda da yine suratımda müstehzi bir ifade beliriyor. Ne bağımsızı ne yargısı. Başında Hakimler Savcılar Kurulu'nun başında bizzat siyasi iktidarın temsilcisi Yılmaz Tunç'un yani Adalet Bakanı'nın bulunduğu bir sistemde bağımsız yargıdan söz edilebilir mi? Bütün yargıçları ve savcıları siyasi idarenin yani şahsımın tayin ettiği bir yargının nasıl bağımsız olabileceğine inanıyorsunuz? Üstüne üstlük Yargıtay seçiminde 37 tur döndükten sonra bir başkan seçilememesini ve seçilememesinin ardında da çeşitli siyasi, dini, tarikatsal, cemaatsel grupların çatışmasının bulunduğunu bildiğimiz bir ortamda hangi bağımsız yargıdan söz ediyorsunuz? Sayın Yılmaz Tunç demek istiyorum da buradan beni duymuyor herhalde. Az önce sizlere dinletmeye teşebbüs ettiğimiz ama beceremediğimiz, şimdi sanıyorum yapabileceğimiz bir ses daha var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o da yine grup toplantısı başlarken gazetecilerin sorularını cevaplandırırken bakalım neler demiş, bu sefer duyabileceğiz mi? Açıklama yaptık buraya gelince. Bir de öyle yaparsan çok seviniriz. Daha sonra. Yaptın. Sabri, bugün verdim. Teşekkür evet, tabii bir yandan oradaki mikrofonların elektronik interferansı diyelim, bir yandan o grup toplantısına izlemeye gelen AKP'lilerin attığı sloganlar ama bir yandan da
Ali Yerlikaya'nın ketum davranması nedeniyle tam bir şey anlayamadık. Yani aslında hani diyor ki ben bir açıklama yaptım, esas açıklamayı daha sonra yapacağım demeye getiriyor. Ama aslında Ali Yerlikaya sabah attığı bizim de burada uzun uzun okuduğumuz o tweetinde gerekenleri söylemiş durumda. Yani bir şeyler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ya da hükümete karşı, siyasi iktidara karşı birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada 17-25-2013 göndermesi var. Orada 15 Temmuz 2016 darbe girişimi göndermesi var. Orada FETÖ-vari ifadeleri var. Orada yine gizli tanıklar üzerinden bir takım FETÖ'cü unsurların eski yöntemlerine başvurmaları filan göndermesi var. Her türlü gönderme var orada. Yani aslında Ali Yerlikaya söyleyeceğini son derece net bir şekilde söylemiş. Ama tam anlamıyla şahsen kimleri kastettiğini bırakmış ortalıkta ya, o kadarını da söyleyecek hali yok herhalde. Bir şeyler çeviriyorlar, bizi kuşatmaya çalışıyorlar diyor Ali Yerlikaya. Sabahki tweetinde çok net hatırlattı bunları. Daha sonra konuşacağım diyor. Tabii ki hani orada biraz da şey iması var. Hani reis gelecek şimdi konuşacak. Onun sözünün önünden benim bir şeyler söylemem pek yakışık almaz demeye getiriyor. Ama sabah söyleyeceğini söylemiş. Netice itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı seçimle ilgili değerlendirmeyi az önce kendi ağzından dinledik. Orada işte sandıktan çıkan sonucun bir analizini yapmaya çalışıyor. Orada bu siyasetin genel havasının değişmesine de özel bir vurgu yapmış. Diyor ki AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu 31 Mart sonrasında siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Hani o yumuşama iklimi filan kastediyor. Siyasi atmosferde oluşan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasının da önemli payı vardır diyor. Yani toplumda siyaset kurumuna yönelik güven de arttı demeye getiriyor. Hangi ülkede artmış bilmiyorum. Eğer Türkiye'yi kastediyorsa biz o Türkiye'yi tanımıyoruz herhalde. Ya da biz tanıyoruz, o tanımıyor herhalde. Sonra diyor ki işte bunların iç muhasebesini yaptık ama bir yandan da muhalefete de bir gönderme yapıyor bu muhasebeyi yaparken. Bu iklimin yumuşamasında ya da değişmesinde onların da olumlu bir tavır aldıklarını görüyorum diyor. Gönderme Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İnşallah bunu onlar da sürdürürler diyor. Yani bu yumuşama ikliminin sürmesinin de şartını Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlayışı sürdürmesine bağlıyor. Özgür Özel bunları duyduğuna memnun mudur, değil midir onu bilemem. Özgür Özel'e de Cumhurbaşkanı'nın sözleri bir yerde herhalde sorulur, sorulmuştur. O da bir değerlendirmeyi yapar diyor. Sonra demiş ki önce milletvekillerimizle ardından da inşallah belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Komplekse kapılmadan, eleştirilere kulaklarımızı asla tıkamadan bu süreci